Bugün Cuma saat 20, 20. saat başladı. Bugün programın konuğu CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu. Sayın Kaftancıoğlu hoş geldiniz 20. saate. Hoş bulduk Özlem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. Hala görüyorum örgüttesiniz, odanızdasınız, çalışıyorsunuz herhalde. Evet çalışıyoruz, evlerde işimizde kalmaya devam ediyoruz ama bu işlerimizin azaldığı anlamına gelmiyor. Açıkçası katlanarak arttı diyebilirim bu süreçte. Kolaylıklar diliyorum ve hemen ilk sorumu sormak istiyorum. İlk sorum gündeminde en sıcak maddesi. CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Belediyesi Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediyesi Mansur Yavaş. Bugün 17 Nisan, hatırlarsınız 17 Nisan tarihinde bir yıl önce Mazbata'nın teslim edildiği gündü ve tarihin ne acı bir cilvedisidir ki bugün iki büyükşehir belediye başkanımızla ilgili büyük ifade ettiğiniz gibi soruşturma başlatıldı. Ben açıkçası bir cümleyle şöyle söylemek isterim. Sanıyorum aradaki fark yeterli gelmedi bu soruşturmayı başlatanlara. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Yani bu geçen yıl hatırlayalım seçim zamanlarında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara yardım etmeyecek, yardımları kesecek derken vatandaşa hele ki böylesi bir süreçte yardım etmek için uğraşan belediyelerimize soruşturma başlatılmasının takdirini ben bizleri izleyenlere bırakıyorum ve Allah'tan vatandaş bunun takdirini yapıyor. Şunu sormak istiyorum, neden bu iki isim seçilmiş olabilir? Sizin CHP'nin belediye başkanlıkları arasında, büyükşehir belediye başkanlıkları arasında bir bağış kampanyası düzenleyen iki başkan sadece İmamoğlu ve Mansur Yavaş değildi bildiğim kadarıyla. Neden özellikle bu iki isim soruşturmaya gerekçe gösterilerek böyle bir kovuşturmaya uğramış olabilirler? Bizim bütün belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerimiz gerek bağış kampanyalarıyla gerekse yaptıklarıyla şu süreçte vatandaşın dertlerine derman olmaya çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İki belediye başkanımızın tercih edilmiş olmasının sanıyorum iki nedeni vardır. Birincisi her iki belediye başkanımız da hakikaten bu süreçte iki büyük şehrin belediye başkanı olarak çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve bu çalışmaları vatandaşta çok büyük bir karşılık buluyor. Bunun yarattığı bir kaygı olabilir. İkincisi bu iki belediye başkanımız tercih edilerek bütün belediye başkanlarımıza bunlar üzerinden bir gözdağı verilmek isteniyor olabilir. Açıkçası bunu yapanlar bunun cevabını verebilmeli. Ama bu yaptıkları da hem Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de diğer belediye başkanlarımızın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Gözdağı vermek, başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Bugün akşamüstü saatlerde attığınız bir tweet var. Allah 806.742 mi tam rakam aklımda kalmamış kere. 415 evet. Evet, evet akıl fikir versin demişsiniz. Ne demek istediniz? Geçen yıl Özlem Hanım hafızalarımızı tazeleyelim. 31 Mart'tan sonra bir şeyler oldu ama ne olduğunu anlamadık diyerek seçimleri iptal etmişlerdi. Ve vatandaşın yüreğinde bu iptal etme hakikaten o mağduriyet sonrasındaki aradaki 31 Mart'taki fark korkunç bir şekilde artarak 800 işte ifade ettiğiniz gibi 6.415'e kadar yükselmişti. O yüzden bunu hatırlatmak lazım. Siz bu şekilde belediyelerimizi mağdur etmeye çalışarak aslında kendilerinin tükenişlerini, halkın nazarında yok oluşlarını fark etmemişler. Bugünkü tweette de anlatmak istediğim oydu. Sayın hala akıllanmamaya devam ediyorlar yani. Sayın Kaftancıoğlu siz de hatırlattınız geçen sene yaşanan deneyimi. Ben de bir kez daha o konuyu gündeme getirmek istiyorum. Seçimlerin yenilenmesine giden yolda bunu özellikle ısrarlı bir şekilde talep eden belli bir grup olduğu anlatıldı hep AK Parti içinde. İşte bugün çeşitli köşe yazılarına Pelikan grubu olarak yansıyan bu grup. Bugünkü soruşturma kararının arkasında da benzer bir grubun etkisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da AK Parti'nin içinde CHP'li belediyelerle işbirliği yapmak isteyen bir grup ama onlarla tam tersine kavga etmek isteyen ikinci bir grubun varlığından da söz ediliyor. Siz bütün bu kulisleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışarıdan bakıldığında benim de bir vatandaş ya da bir siyasetçi olarak söyleyebileceğim şu ki artık AKP ve AKP'de siyaset yapan bütüncül bir anlayışın kalmadığı ve ortak akıl yerine hakikaten parti içinde kendi varlıklarını idame ettirmek isteyen farklı farklı yapıların, parçacıkların diyeyim adına ne denildiği çok önemli değil oldu. Ve bu yapıların içinden de işte o Pelikan denilen yapının, grubu denilen yapının böyle bir şeye
yaptığını ben de düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben şunu görüyorum, sokakta vatandaş ya da AKP'li kimi siyasetçiler, hatta ileri gidiyorum kimi yöneticiler, özellikle böylesi bir dönemde, özellikle şu salgın günlerinde hep bir arada vatandaşa hizmet etmek için ortaklaşmanın gerekliliğini kendileri de görüyorlar, hissediyorlar ve ifade ediyorlar. Bir adım daha ileriye gideyim. Hal böyleyken toplumun ve bir kısım AKP'li yöneticiler ve AKP'ye oy vermiş vatandaşın duygusu buyken hala böylesi günlerde ayrıştırma, yok sayma ve fırsat bulunduğunda cezalandırmaya dönük bir anlayış bütüncül bir şeyin değil, parti içindeki bir yapının sonucudur diye düşünüyorum ben de. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Başından beri aslında hem Ankara hem de İstanbul belediyeleriyle ilgili hep bir kayyum kehaneti yapılıyor. Ve bu soruşturma sürecinin de yolun sonunda buraya varacağıyla ilgili yeniden işte manipülasyon mu demeliyim ya da basına özellikle sızdırılmış haberler mi demeliyim, bu çeşit bilgiler yer alıyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçekçi buluyor musunuz bu senaryoyu? Şöyle, böylesi dönemlerde, böylesi bir iktidarın, böylesi bir tek adam anlayışının olduğu bir yerde, böylesi saray vesayetinin hüküm sürdüğü bir dönemde her şeyi olabilir ya da olmaz dediğimiz her şeyin birkaç saat içinde hayata geçebilir olduğunu görüyorum. Ama böyle bir şeyi gerçekçi bulmuyorum ve niyetleri böyle olabilir ama niyetlerini hayata geçirdikleri noktasında unuttukları bir şey var ki o da halkın vicdanı, halkın ortak duygusu, halkın vereceği ortak tepkidir. O yüzden bu tarz niyetleri olabilir, yoktur diyemiyorum ama bu niyetlerini hayata geçirme gibi bir şeylerin olması mümkün değildir. Geçirdiklerinde de kendi sonlarının başlangıcını çok çok daha hızlandırmış olacaklardır. Bugün soruşturma başlatılan bir CHP'li daha var, o da sizsiniz. Fahrettin Altun tarafından, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kendisiyle ilgili medyada yer alan İstanbul'daki konutuna, arazisine ilişkin haberlerle ilişkilendirilerek, onlar gerekçe gösterilerek sizin hakkınızda da bir soruşturma başlatıldı değil mi? Dün başlatılmıştı sanıyorum ve ben merakla açıkçası bu soruşturmadan sonra bir dava açılmasını bekliyorum ve çok da arzu ediyorum. Şundan dolayı arzu ediyorum. Keşke ve umarım bir mahkeme açılır ve ben o mahkemeye giderim. Elimizdeki bilgilerle, belgelerle neler yapıldığını ve ne şekilde yapıldığını anlatma imkanımız olur. O yüzden açılmış olması bu anlamıyla benim için kıymetli. Ben de daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Grubu olarak biz de Fahrettin Bey'le ilgili bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Gerek orada, gerekse kendileri dava açarlar, davaya dönüşürse yaptıkları suç duyurusu diyelim, diğer mahkemede hakikatlerin ortaya çıkmasına vesile olur bu iki durumda. O yüzden bu anlamıyla kendi adıma önemsemiyorum. Ama hakikatleri ortaya çıkarmak için bir araç olacağı için keyifle bekliyorum o dava ya da mahkeme gününü. Bugün bir gazetede, bir gazetenin genel yayın yönetmeni, aynı zamanda köşe yazarı olan bir isim, Şükriye Tutku'nun beyanlarını yazdı. Kendisi Fahrettin Altun'un söz konusu konutta komşularından biriymiş. Vakıf arazisi denilen yerin mezbele olduğu, bütün mahallelinin şikayetçi olduğu, Sayın Altun'un orayı temizlettiği, son derece mütevazi bir yaşam tarzları olduğuyla ilgili uzunca bir yazı. Bilmiyorum yazıyı okudunuz mu, okumadıysanız da şimdi haberdar olmuş oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Özlem Hanım, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Tüm Türkiye'de, hatta dünyada böylesi bir süreçten geçerken açıkçası şu gündemi konuşuyor olmak bile benim bir vatandaş olarak bir can sıkıcı bir durum. Ve bizi izleyenlere bir 30 saniye empati yapmalarını isterim. Yani biz evimizde kaldığımız, büyük sıkıntılar yaşadığımız, etrafımızdan birinin hasta olduğu veya şu anda yaşam, hayatta kalma mücadelesi verdiği, yarınımızın ne olmadığı, iki gün sonra işimizin, gücümüzün ne olduğunu bilinmez olduğu bir dönemde kim olduğu hiç önemli değil. Birileri, yani ve o kadar kritik bir dönemde ki geçen hafta sokağa çıkma yasağı verilmeden iki gün öncesinde birileri ne hikmetse bir ihaleden haberdar oluyor. O ihaleye kendisi olmasa da birileri giriyor vesaire vesaire. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Sorunuza cevap vereceğim ama emin olun ben bugünlerde bir vatandaş olarak, yani şu duygu durumunda ve hani bütün 83 milyon yan yana omuz omuza böylesi bir salgınla mücadele ederken, yani evimin kenarında kiralık olan bir yeri inanın fark edemezdim. Fark etsem oraya bir usta çağırıp
oraya bir işte pergola ya da şömine yaptırmayı kendi duyguma haksızlık olarak görür ve kendime şu soruyu sorardım. Ya memlekette millet neyle uğraşıyor, vatandaş neyle uğraşıyor? Ben kaç ay sonra kullanacağımı bilmediğim bir şömine için insanlar evinde kalsın, ustalar, işçiler çalışmasın dediğimiz bir dönemde oraya işçi çağırıp çalıştırmayı bir kere ayıp sayardım, bunu bir kenara koyalım. Şimdi diğer Şükriye Hanım'ın beyanatlarına gelince şunu ifade edeceğim. Şimdi ortada Fahrettin Altun'un nasıl yaşadığı, mütevazi olup olmadığı, evinin kaç metrekare olduğu, nerede yaşadığı, inanın benim gündemim değil, sizin de olmamalı, hiç kimsenin olmamalı. Ben daha önceden de ifade ettim. Kişinin kendi alın teriyle kazandığı parayla istediği yerde, istediği şekilde yaşam hakkı vardır. Bununla ilgili en ufak bir söz söyleme hakkımız yoktur, gündemimiz de olamaz. Ama bizim bir vatandaş olarak 83 milyonun ve bir siyasetçi olarak benim 83 milyonun hakkı olan bir arazide, bir arsada, çivi çakmanın bile yasak olduğu bir yerde gidip böylesi bir dönemde, biraz önce anlattığım duygu yoğunluğuyla hepimizin haşır neşir olduğu bir dönemde gidip bir pergola, şömine ya da herhangi bir şey yapıyor olması yasalar karşısında bir suçtur ve bunu yaparken de sıfatını kullanarak, bu ileriki süreçlerde daha da uzun uzun ortaya çıkacak, hızlı bir şekilde ve yasaya uygun olmayan bir şekilde yapıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Yani olayı şöyle algılamamak lazım. Ne var ki canım, çok iyi bir adamcağız, orası da mezbelelikti, işte geldi oraya bir işte temizledi, pergola yaptı. Yasalar karşısında 83 milyon eşittir, eşit olmalı. Ha bugünün hukukun üstünlüğü olmadığı için böyle değil ama biz bunun için mücadele etmeliyiz. O yüzden bu söylenenleri çok anlamsız buluyorum. Biliyorsunuz bu haberi yapan gazeteci arkadaşımıza soruşturma açıldı, gazetecilere gözdağı veriliyor. İşte efendim Fahrettin Altun adresini terör örgütlerine hedef gösterdi diye. Evet. Ben şunu söyleyeyim, komşusu da, çok sevdiği ve sosyal medyadan cevap verdiği komşusu da çıkıp evinin önünde evinin adresini göstermekle kalmayıp çocuğunun hangi okula gittiğini söyleyerek evinin oturum metrekaresini açıklayacak kadar kişisel verilerini açıkladı. Şimdi bu durum bile aslında olaya bakışlarının nasıl olduğunu gösteriyor. Bu konuda açıkçası memleketin derdi, yani iki gün sonra ne yiyeceğini düşündüğü bir dönemde bu konuyu konuşmak bile bana açıkçası hakikaten beni üzüyor. O yüzden önümüzdeki süreçte hiç merak etmesinler. Biz bütün vatandaşlarımızın hakkını orada aramaya ve korumaya ve savunmaya devam edeceğiz. Hakkınızda açılmış kaç soruşturma var? Bu davalar şu anda ne aşamada? Hakkımda açılmış o kadar çok soruşturma var ki şimdi hazırlıksız yakalandım birden. Bir tane, yani sayısını hatırlayamayacağınız kadar çok. Evet, ceza aldığım meşhur bir davam var biliyorsunuz. Onun dışında sanıyorum devam eden 5-6 davam var, birkaç soruşturma var. Ha bu arada benim açtığım soruşturmalar ve davalar da var elbette. Ama rakam olarak yanıltmayayım şu anda size. Tehdit alıyor musunuz ya da taciz, şantaj benzeri? Alıyoruz zaman zaman, alıyorum evet. Bizzat kendiniz, size yöneltilmiş olan tehditler. Şöyle tehdit derken sosyal medya trollerinin yazdıklarını eğer tehdit olarak kabul edersek her gün tehdit alıyoruz. Ama bunları açıkçası takip bile etmiyorum diyebilirim. Korkuyor musunuz? Şöyle korku insana has bir duygudur. Dolayısıyla her insan korkar. Korkuyla ilgili şey değil ama ben korkaklığı doğru bulmayanlardanım. Dolayısıyla eğer ben halka karşı bir suç işlemediysem, eğer arkamda saklayacak bir şeyim yoksa, eğer korkmamı gerektirecek hem ahlaksal olarak hem hukuksal olarak bir eylemde bulunmadıysam korkmam için hiçbir neden yok diyorum. Bu anlamıyla korkmuyorum. Bir infaz yasası geçti meclisten. Oldukça da evet, tartışmalı bir yasaydı. Pek çok maddesiyle tartışmalı bir yasaydı. Ben en tartışmalı olan bölümüyle, özellikle biz kadınlar açısından en tartışmalı olan bölümüyle başlamak isterim. O da kadınlara ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet suçlarının hızlıca tahliyesine yol açabilecek olan ilgili maddeler. Evet. Bugün aynı zamanda dünden itibaren Anadolu Ajansı'nın erken evlilikler başlığıyla basına servis etmeye başladığı bir dizi haber de var. O gece bir gece yarısı operasyonuyla bu erken evlilik meselesinin meclisin gündemine
getirildiğiyle ilgili pek çok duyum alındı. Kadın örgütleri harekete geçtiler ve bu engellendi. Bunu yazan gazeteciler tıpkı sizin uğradığınız gibi hakarete ve troll saldırılarına uğradılar sosyal medya üzerinde. Milletvekillerinizden Zeynel Emre bir bilgi paylaştı. Bunun komisyona dahi gelmediğini ve hiçbir şekilde söz konusu olmadığını, onun bu bilgisi üzerinden bir ikinci saldırı dalgası tekrar başladı. Sanki gazeteciler, bizler yanlış bir bilgi servis etmişiz ya da paylaşmışız gibi. Uzun sordum ama kısa toparlayacağım. Bu maddeyle ilgili olarak ya da bu çabalarla ilgili olarak kadınlar üzerinde ne düşündüğünüzü dinlemek isterim. Birincisi milletvekilimiz Zeynel Emre'nin söylediği, mecliste yaşanılan ve meclis hakikaten erken evlilikle ilgili bir kanun teklifi gelmediği kısmı doğru. Ancak gazetecilerin yazdığında da apayrı başka bir doğru var. Ne yazık ki eğer siz çocuk tecavüzlerine erken evlilik diyerek bu infaz yasası adı altında ya da af ne derseniz diyelim çıkmalarına vesile olursanız ve eğer Anadolu Ajansı denilen devletin olması gereken AKP'nin yayın organı bunu erken evlilikleri de tutukluların çıkışı bekleniyor diye iki tane yüzü koyarak haberini yaparsa ve siz burada çocuk tecavüzlerini cülerini affederek bunu meşrulaştırırsanız kamuoyunda da erken evliliklere dönük bir yasa teklifi geldi diye bir algı olması ve böyle bir haber yapılması çok anlaşılır ve bu da asla ve asla saldırı gerektiren bir durum değildir demokratik ülkelerde. Gerçi demokratik ülkelerde çocuk tecavüzleri de erken evlilik diye de adlandırılmaz. O da ayrı bir tartışma konusu. Bu mecliste geçen infaz yasası özellikle biz kadınları ilgilendiren kısmıyla söylüyorum. Hakikaten korona günlerinde korona fırsatçılığı ve hakikaten çocuk tacizcisinin, uyuşturucunun şiddet uygulamış kişilerin ve hakikaten çıktığında bilimsel araştırmalarla yine benzer suçlarla yeniden cezaevine girme ihtimalleri ve potansiyelleri çok yüksek olan kişilerin çıkarılması için bir araç olarak kullanıldığını görüyorum ve çok çok hani üzülmenin ötesinde bunun içinde hep birlikte topyekun mücadele ederek bu anlayışı değiştirme sorumluluğumuzu bir kez daha hepimize hatırlatmak istiyorum açıkçası. Kadın başlığı yani, altında biz, buyurun bir ekliniz varsa. Buyurun lütfen. Peki kadın başlığı altında bir soru daha sorup sonra genel olarak infaz düzenlemesiyle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Gamze Pala öldürüldü. Kendisi AK Parti Rize Fındıklı ilçe başkan yardımcısı genç bir kadın ve hunharca katledildi. Hikayesi de son derece acı. Kendisinin yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ulaşabilmenin bir yolunu denediniz mi? Buldunuz mu? İrtibata geçtiniz mi? Nasıl bir iletişim süreci yaşandı? Dinlemek isterim. Geçtim açıkçası. Hakikaten bir kez daha ben Gamze Hanım'ın hem ailesine, hem siyasi ailesine, hem eşine, arkadaşlarına, dostuna, hem Fındıklı ilçesine başsağlığı diliyorum. Dün Fındıklı Rize İl Başkanımız ve Fındıklı Belediye Başkanımız üzerinden süreçle ilgili bir iletişim kurdum. Hatta Genel Başkanımız da Gamze Hanım'ın ailesini arayarak sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiler. Şimdi daima söylediğim bir şey var ki benim değil birçok kadının dile getirdiği kadın cinayetleri ya da kadına yönelik şiddet ya da kadın mücadelesinin politik olduğunu hep altını çiziyoruz Özlem Hanım. İşte tam da bu nedenden dolayı eğer siz kadına dönük şiddeti bir öfkeli kocanın ya da sevgilinin toplumun da kanıksadığı ya da kabul edeceği bir eylem gibi topluma sunmaya kalkar. Yasaları uygulamadan bu şekilde toplumla kadına şiddeti bu şekilde anlatmaya kalkar ve merkezi iradenin bakışı bu şekilde ise ne acıdır ve ne yazıktır, ne acıdır ki dün Gamze ve bugünden sonra da daha birçok kadını biz hem şiddete hem cinayete mağdur olarak görmeye devam edeceğiz. Ve özellikle infaz yasasının meclisten geçtiği şu günlerde Gamze Hanım'ın bu şekilde hunharca katledilmiş olması da olaya bakışın aslında ne kadar yanlış bir yerden olduğunu, toplumsal bakıştan ziyade merkezi yönetim bakışının ne kadar yanlış bir yerden olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Yani Gamze Hanım'ın öldürülmesi sadece o öfkeli psikopat sevgilisinin ya da iki gün, üç gün önce öldürülen kadının öfkeli eşinin sonucu değil. Bu devletin sosyal devlet olamamasının ve kadına bakışı
merkezi hükümetin siyasal bakışıyla şekillendiriyor olmasının bir sonucudur diyorum. Çok acı. Bir kez daha başsağlığı diliyorum ben. Ben de bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'ye, hepimize elbette, bir hemcinsimiz, gencecik bir kadın katledildi. Çok. İktidarın yaklaşımı bu. Peki muhalefetin ya da partinizin kadın meselesindeki yaklaşımlarını, siyasi tutumlarını, çözüm önerilerini yeterli buluyor musunuz? Şöyle, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 5 yıldır kadın sorunlarına yaklaşım konusunda çok yoğun çalışmalar var ve bunu en son genel seçimlerde bizim seçim bildirgemizde kadın başlığı altında belirtilen maddelere bakılırsa görülecektir. Kadını toplumda güçlendirmenin ve kadının güçlendirmenin ötesinde öncesinde korumanın ve sonrasında güçlendirmenin yollarını ve araçlarını oluşturmadan bunların önüne geçemeyeceğimizin farkında olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu ifade edebilirim. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda defalarca çağrılarımızı yapıyoruz ve bu konuda gerek mecliste gerekse örgütlerimiz, sadece kadınlar değil tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri çalışma yapıyorlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi demek 4 tane çok önemli ayağı var. Birincisi, kadını etkin koru diyor. İkincisi, eğer kadını etkin koruyamazsan, kadını şiddet gören, mağdur olan kadını, şiddet uygulayanları etkin cezalandır diyor. Bunu yapamazsan eğer, bunu yaptıktan sonra bu da yetmez, kadının talepkar bir şekilde toplumdaki varlığını güçlendirecek bir takım uygulamaları hayata geçir diyor. Bunların yapılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten çok yoğun bir çalışması var diyebilirim. Ha, bu toplumdaki bütüncül kadın mücadelesi ve kadına bakışla birlikte değerlendirildiğinde evet yoğun bir çalışma var. Ama bir kadın olarak bana sorarsanız eğer yeter mi? Bu mücadelede hiçbir şey yeter dememek lazım. Daha fazlasını hep birlikte yapmamız lazım. Siz son derece erkek egemen bir delege yapısı içinde CHP'nin en büyük il örgütünde bir kadın yönetici siyasetçi olarak görev yapıyorsunuz. Zorlanıyor musunuz? Hayal ettiğiniz gibi miymiş bir örgütü yönetmek, bir kadın siyasetçi olarak azını fazlasını ne şekilde yaşıyorsunuz? Şöyle ifade edeyim Özlem Hanım, ben bu topraklarda kadın olmak çok kolay değil. Yani sokakta kadın olmak kolay değil, işte sizin bulunduğunuz alanda basında kadın olmak, iş dünyasında kadın olmak, evde kadın olmak. Dolayısıyla siyasetin içinde de bir kadın olarak var olmak çok kolay değil. Bu anlamıyla bütün kadınların bulundukları yerde yaşadıkları hemen hemen benzer sorunları elbette ben de siyasette bir kadın olarak yaşıyorum. Ama bunun örgütü yönetmekte zorlanıyor musunuz kısmına gelince bu anlamıyla zorlanmıyorum. Ben kadın kimliğimden kaynaklı bütün kadınların yaşadığı zorlukları yaşıyorum. Ama bu yönetmemi yönetmekte zorlandığım anlamına gelmiyor diyebilirim. Peki biraz korona gündemini konuşmak istiyorum. Siz aynı zamanda bir hekimsiniz. Dolayısıyla sağlık eğitimi, tıp eğitimi almış. Öyle bir formasyondan gelen de bir siyasetçisiniz, bir yöneticisiniz. Hemen düz sorayım. İstanbul için açıklanan verileri gerçekçi, doğru buluyor musunuz? Bu verilere geçmeden önce şunu ifade etmek isterim. Şimdi özellikle bu pandemi salgın dönemleri dünyanın ilk defa karşılaştığı durumlar değil. Yani yüzyıllar boyunca dönem dönem dünyanın birçok yerinde farklı salgınları olmuş ve her salgınlardan farklı deneyimler alınarak gelecek yüzyıllara diyebileceğim bir süreçte aktarılmış. Şimdi 21. yüzyılda bütün dünyanın salgın yaşadığı bir dönemde aslında geçmişten gelen deneyimlerle birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün bizlere öğrettiği bir şey var. Bilimin ve aklın ışığında diyor ki Dünya Sağlık Örgütü, izninizle bunları söyleyeyim, sonrasında yeterli bulup bulmadığınıma geleceğim. Elbette dinliyorum. Dünya Sağlık Örgütü bizlere demiş ki böyle pandemi dönemlerinde öncelikle hazırlıklı olun. Hazırlıklı olundan neyi kastediyor aslında? Hepimizin aylar öncesinden öngördüğü, hatta merkezi iktidarın da öngörerek bir rapor hazırladığı bir süreci bahsediyor. Ve bu hazırlıklı olun dediği süreçte bol test yaparak vakaları bulun diyor. Çünkü bu çok önemli. Vakaları bulmak da yetmiyor bu pandemi dönemlerinde. Bulaşmaları azaltmak için bunun farklı farklı yöntemleri var. Risk, tehlike ortaya çıktığında değil,
aklın ve bilimin öngördüğü ve gösterdiği şekilde önceden öngörerek bunları planlayarak pandemiyi bu şekilde sürdürülebilir bir süreç halinde bu süreci yönetmek gerekiyor. Şimdi evet. Yönet diyor ve süreci de sağlıklı bir şekilde ancak bu şekilde yürütebilirsin diyor. Şimdi biz İstanbul'da ve Türkiye'de ne yazık ki İstanbul'da şu ana kadar olan verileri çok gerçekçi, çok doğru bulmuyorum. Şundan dolayı, iki nedenden dolayı bulmuyorum. Birincisi ne yazık ki merkezi iktidara karşı olan bugüne kadar bir güvensizlik hali ve doğru söyleniyor olsa bile özellikle bu dönemlerde vatandaşın hissetmek istediği o güven duygusunda bugüne kadar bir aşınma hali var. Ve ne yazık ki pandemilerde özellikle bu dönemler siyasetin hep diyoruz, hep deniliyor ama çoğu da yapılıyor. Siyasetin değil, hakikaten ortak aklın, bilimin, ortaklaşmanın en çok ihtiyaç duyulduğu günler. Ve bu günlerde siz hakikati saklayarak ya da hakikati kapatarak o gerçekliği yok sayamıyorsunuz. Yani siz örneğin İstanbul'da X hasta var dediğinde, 10 tane hasta var dediğinde eğer 100 tane hasta varsa bunu saklamanız mümkün değil. Bunun sonrasındaki komplikasyon dediğimiz olumsuz etkilerini çok kısa sürede yaşayacaksınız. O yüzden bu süreç şeffaf yürütülmediği için, bu süreç ne yazık ki bilimsel ve ortak akılla sürdürülebilir mekanizmalarla yürütülmediği için ben de bir tıp hekimi olarak güven veren bir durum yok. Ha şunun altını çizmek isterim. Şimdi kimi zaman pandemi dönemlerinde toplumda süreci sağlıklı yürütebilme adına bütün gerçeklikleri toplumla paylaşmak durumunda olmayabilirsiniz. Yani ben bir vatandaş olarak, bir hekim olarak şunu bilsem bana iyi gelir açıkçası. Evet, aslında rakamlar böyle değil. Doğru rakamlar devletin, Sağlık Bakanlığı'nın elinde var. Bunlar veriler toparlanmış durumda. Ama şu gerekçelerle açıklanmıyor bilsem bunu anlayabilirim. Ama benim kaygım ve benim korkum ve gördüğüm ne acıdır ki paylaşılan rakamların doğru olmadığını düşündüğüm gibi kendi ellerinde de sağlıklı verilere, sağlıklı datalara ulaşamadıklarını görmem. Bakın somut bir örnek vereceğim size. Bugünlerde birçok sosyal medyada, birçok hasta yakını her alanda plazma arıyorlar. Şimdi şu duyguyu ben bugünlerde kapıldım. Örneğin ilk günlerde tabip odaları, bizler, herkes dediler ki çok yaygın test yapılmalı, çok yaygın test yapılmalı. Eğer yaygın test yapılmış olsaydı, eğer insanlar, koronavirüs geçirmiş insanların verisi, datası, bizimle paylaşılıp olup olmamasını bir kenara bırakalım. Sağlık Bakanlığı'nın elinde sağlıklı bir şekilde toplanmış olsaydı bir merkezde, bugün o kadar canhıraş bir şekilde plazma arayan insanlara ihtiyaç olacak, gerek olacak mıydı? İnsanlar o acısının yanında bir de koştur koştur bunu yapmak zorunda kalmayacaklardı. Sağlık Bakanlığı'ndaki o sağlıklı verilerde bakılacaktı ve insanlara bu tedavide ne kadar kolaylaştırıcı bir rol üstlenilmiş olacaktı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bunların bu şekilde bilimsel, akla uygun ve planlanmış bir şekilde yürütülüyor olması hem vatandaşı çok rahatlatacaktı, bir güven oluşmuş olacaktı. Hem de merkezi iktidarın yaptıklarının vatandaştaki bu rahatlama duygusuyla birlikte bu süreci çok daha rahat ve çok daha işbirliği içinde yürütmüş olacaktı. Ne yazık ki doğru söylense bile güvenin oluşmadı. Ne yazık ki doğru iş yapılsa bile zamanında yapılmadığı için, bulaşmayı önlemek için çok bir anlamı olmadığı, ne yazık ki sorun çıktıktan sonra çözüm bulunmaya çalışılan, en basit örneğini maske dağıtımında gördük. Böyle savrulan, plansız, programsız bir sürecin yürütüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Umarım kısa sürede işte merkezi yönetim, belediyeler, vatandaş, STK'lar, ilgili kuruluşlarla bu ne diyelim savruk olma hali toparlanabilir. Yoksa bunun büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bu güvensizlik duygusu uzun zamandır bir mahallelere bölünmüş bir yapı içinde yaşayan Türkiye'de aslında belki de her vatandaş için geçerli. Nasıl ki siz iktidarın açıkladığı verilere güvenmiyorsunuz, belki iktidara oy vermiş olan seçmenler de sizin partinizin açıklamalarına benzer şekilde şüpheyle yaklaşıyor. CHP il örgütü olarak matematik gerektirir ki elbette ki hedefiniz iktidar olmaktır. İktidar olabilmek için toplumun tüm kesimlerinden, tüm katmanlarından ve tüm görüşlerinden oy alabilirsiniz.
verebilmeniz lazım. AKP'li seçmene ulaşmak için özel bir yaklaşımınız var mı? Ya da daha düz sorayım, aranız nasıl? Yani öyle bir algı yaratılıyor ki sanki siz sokağa çıktığınızda bir nefret objesi gibi karşılanıyorsunuz. Sanki işte türbanlı kadınlarla aranız... Yani böyle mi gerçekten? Öyle değil. Böyle olduğunu düşünenler halktan kopup kendilerini ya saraya ya da yalıdaki köşklere kapatan insanlar diyeyim. Bir kere şunu ifade edeyim. Ben ya da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü sokağa çıktığında inanın iletişim kurduğu vatandaşla bir kere AKP'li seçmen, CHP'li seçmen duygusuyla iletişim kurmuyor. Onu çok net ifade edeyim. Bizim belediyelerimiz de özellikle son dönemde ama sürekli öyle olduğu için son dönemde daha da görünür olduğunu düşündüğüm için son dönemdenin altını çizdim. Hizmet verirken biz AKP'li seçmen ya da CHP'li seçmene hizmet verelim diye düşünmüyor. Dolayısıyla şunu ifade edeyim. Hakikaten özellikle şu son dönemlerde belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve bu duyguyla vatandaşa dokunan herkesi vatandaş görüyor. Gördüğünde şöyle somutlamak isteyeyim. Ben pazar günü 40. günü İstanbul, daha doğrusu tüm Türkiye'de pandeminin diyelim 40. gün diye hesapladığımız bir gün. Pazar günü biz bir İstanbul fotoğrafı açıklayacağız kamuoyuna. Örgütlerimizle birlikte yaptığımız çalışma üzerinden sokaktaki vatandaş parmağını diken batsa ya Cumhuriyet Halk Partili belediyeye gitme ihtiyacı hissediyor ya da inanın bizim bütün ilçe başkanlıklarımızın ve il başkanlığımızın telefonları susmuyor. Bir derman, bir çare aramak için bana çare olun diyor. Bunu sorduğunuz için söylüyorum. Öyle sokağa çıktığımızda bir düşmanca yaklaşım değil, tam tersi. Sizleri burada görmek ya da telefonda sesinizi duymak bize güven veriyor duygusunu bize çok yoğun bir şekilde hissettiriyorlar. İstanbul İl Teşkilatı ile örgütünüzle aranız nasıl? Sizi seviyorlar mı? Size katlanıyorlar mı? Yoksa sizinle gayet işbirliği içinde mi çalışıyorlar? Nasıl hissediyorsunuz siz kendinizi? Şöyle İstanbul İl Örgütü benim her zaman gurur duyduğum bir örgüt. İstanbul İl Örgütü beni sevmenin ötesinde birlikte güzel işler yapacağımızı düşündüğü için beni il başkanı seçti zaten. Dolayısıyla İstanbul İl Örgütü, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve örgütlülüğünü başka partilerle kıyaslamamak lazım. Bizlerin zaman zaman kendi içimizde bu seçim dönemlerinde demokratik yarış süreçlerinde hararetli dönemlerimiz olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri asla ve asla katlanacağı birini seçmez. Bu parti 100 yıllık bir parti ve bu partinin örgüt deneyimi, örgütlü mücadele deneyimi açıkçası azımsanamayacak bir bilinci vardır. O açıdan sevdiklerini demeyi ayıp sayarım. Çünkü bunu ben söylersem ayıp olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü il başkanıyla örgütlü mücadeleyi yükselteceğini düşündüğü için seçmiştir diyebilirim. Peki biraz da Sayın Belediye Başkanı ile ilgili, yani Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu, önce şunu sorayım. Sayın Ekrem İmamoğlu ile aranız nasıl? Uyumlu bir çalışma işbirliğiniz var mı? Ekrem İmamoğlu, daha doğrusu belediye başkanımızla ve partimizin bütün yetkili kurullarıyla oldukça uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü Ekrem Başkan'ın bakışı da, benim bakışım da, partimizin diğer yetkili kurullarının bakışı da şu. Bizler her zaman bütün durumlarda ortak aklı bulabilmek ve ortak akıldan ortaya çıkacak en doğru sonucu hayata geçirmek için mücadele eden insanlarız. Her zaman her konuda kişilerin aynı düşünmesine gerek yoktur. Aynı düşünmezsiniz de zaten. Zaten her konuda aynı düşünürseniz eğer iktidardaki partiden bir farkınız kalmaz. Ama bizlerin farkı ve güzelliği farklı düşünüşleri bir havuzda toplayıp o farklı düşünüşlerin bir araya getirdiği ortak en doğruyu bulabilme gibi bir durumumuz var. Ve bizi de biz yapan ve biz kılan bu. Ama değişmez ortak tek şeyimiz hepimizin siyaset yapma amacı halka ve vatandaşa hizmet olduğu için bu hizmete en doğru şekilde nasıl ulaşabiliriz'in yollarını hep birlikte arıyoruz.
Bu arada sevgili rejideki arkadaşlarım rica ediyorlar. Laptopunuzu birazcık yukarı kaldırmanızı istiyorlar. Görüntünüzü kesmemek adına. Evet. Skype'li günlerde yayın yapıyoruz malumunuz. Harika. Galiba oldu. Tamam. Umarım süper. Harika. Şimdi. Çok güzel çözüldü. Sayın Ekrem İmamoğlu konuşmalarında yeni tip bir siyasetçiden, yeni nesil bir siyasetçiden bahsediyor. Siz ne anlıyorsunuz? Kendinizi de o yeni nesil siyasetçinin temsilcilerinden biri olarak mı görürsünüz? Şöyle, bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, bütün dünyada konuşulan bir durum. Yani yeni bir siyaset anlayışı diye, işte dünyada özellikle bu korona pandemisi de bunun şekillenmesine bir şekilde vesile olacaktır. Yeni bir siyaset anlayışını birçok siyasetçi dillendiriyor. Ben de bunu dillendiriyorum açıkçası. Benim ifade ettiğim yeni bir siyaset anlayışında siyasetin artık dilinin değişeceği, şeklinin değişeceği, geçmişten bugüne gelen bir takım siyasi alışkanlıkların artık toplum nezdinde kabul görmeyeceği, sahici ve samimiyetin insanların olduğu gibi göründüğü siyasetin tırnak içinde demeyeceğim artık ihtiyaç olduğu için aşikar ahlaklı siyasetin toplumda karşılık bulacağı ve halkçı ve toplumcu bir siyaset anlayışının önümüzdeki süreçte çok daha etkin olacağını düşünenlerdenim. Ben de bu konuda Ekrem Bey ve birçokları gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bunu sadece Ekrem Başkan'ın ya da benim ya da sizlere söylüyor olması değil, bütün dünyada üzerinde konuşulan ve bir takım toplumun yeni dinamiklerinin, yeni kesimlerinin, yeni siyaset araçları ve mekanizmaları ve doğal olarak kişileri üreteceği bir sürece giriyoruz. Ben de bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Tam da bu anlamda teşkilat yapınızın ya da örgütlülük modelinizin revizyona ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda örgütünüzün bir takım çalışmaları, yeni bir takım yaklaşımları olacak mı? Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi değişimleri açıkçası son 15 yılı kastederek söylüyorum. Belki 15 yılın öncesinde değişim konusunda, adım atma konusunda daha yavaş ilerleyen bir partiydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana ilkesi ve ana ilkeleri eşliğinde hiç değişmeyen ve bundan sonra da değişmeyecek omurgası eşliğinde yeniliklere açık ve yeni siyasetin gerekliliklerini, işte teknolojiyi kullanmaktan tutun da işte kadınların siyasette var olmasının arttırılması gibi, bunun gibi ard ardına sıralayabileceğim yeni siyasetin bizlere öğrettiği ve bundan sonra da öğreteceği bütün deneyimlere açık bir siyasi mücadele ve bu mücadelenin gerektirdiği bir örgütlenme yapısı da elbette zaman içinde oluşturacaktır. Bu yöndeki çalışmalarda partimizde hani bugüne kadar vardı zaten, bundan sonra da daha görünür bir şekilde artacaktır diyebilirim. Yani şunu söylemek isterim, en azından Türkiye'de o yeni siyaset dediğimiz anlayışa en uygun ve çok hızlı, en hızlıca adapte olacak değil, o sürecin önde götürecek olan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Yani kadınların, gençlerin, farklı düşünen her kesimin rahatlıkla kapısından içeri girebileceği, üye olabileceği, fikirlerini açıkça ifade edebileceği bir yapı gibi algılıyorum doğrusu herhalde. Kesinlikle. Herhalde. Burada şu rakamı vermek isterim. Örneğin Özlem Hanım, bizim tabii şimdi gündemlerimiz değil ama 3 ay öncesinde İstanbul'da ve tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemiydi. Bizim özellikle yerel seçimlerden sonra İstanbul'da bir üye katılım kampanyası başlatmıştık. Şu anda İstanbul'da bizim 30 yaş altı üye oranımız %12,5 iken 2 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 5000 kişinin müracaat edip ve bir müracaat eden kişilerin %43'ünün 30 yaş altı olması, %50'den fazlanın kadın olması ve beyaz yakalı diye tarif edilen, yani siyaseti böyle bir konformist bir bakış açısıyla böyle siyasete girmenin burun kıvrıldığı bir dönemden artık ben de aktif siyasetin işte var olmalıyım diyen kesimlerim başvurdu. Ve üye yapımızla birlikte böyle bir artık ne diyelim, olumluya dönük gidişin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Dediğiniz gibi bunların hepsi önümüzdeki süreçte de olumlu olarak karşımıza çıkacaktır. Kurultayınız ertelendi korona gündemi nedeniyle. Bununla ilgili yeni bir takvim var mı? Parti örgütlerinde konuşulan yeni bir düzenleme var mı? Ufukta bir kurultay gözüküyor mu?
Şöyle ki şu anda bununla ilgili bir tarih ya da takvim yok. Şu bugünden takvim belirlemek de çok bence mümkün değil açıkçası. Şu anda hiçbirimiz önümüzdeki sürecin ne kadar süreceğine dair hani tahminlerin ötesinde en azından bilimsel olarak önümüzü göremiyoruz. Son birkaç dakikamız, birkaç kişisel soru da sormak isterim. Hayalini kurduğunuz evet. Siyaset, hayalini kurduğunuz ülke bu muydu? Hayalini kurduğum ülke elbette bu değil ama hayalini kurduğum ülkede bizler ya da çocuklarımız yaşasın diye sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani nasıl bir ülke hayal kurduğumu en azından biliyorum ama bu değil. Siyasetteki amacınız ne? Niye siyaset yapıyorsunuz Canan Kaftancıoğlu? Yani mesela genel başkan mı olmak istiyorsunuz? Böyle bir hedefiniz mi var veya belediye başkanı mı olmak istiyorsunuz? Milletvekili mi olmak istiyorsunuz? Ben insanlar siyaset yaparken bir şey olmak için siyaset yapmasınlar diye siyaset yapıyorum. Siyasetteki hayalimi şöyle ifade edeyim Sözde Hanım. Birincisi kişilerin mutluluk tarifleri vardır. Eğer bireysel mutluluklarınızla kendinizi mutlu hissedebiliyorsanız eğer problem yok. Ama bireysel bir şekilde mutlu olmanızı sağlayacak araçlara sahip olmanıza rağmen o toplumsal mutluluk dediğimiz ve toplumun tamamının mutlu olduğunu hissetmediğiniz bir yerde kendinizi çok mutsuz hissediyorsanız eğer işte o sizin mücadele etme gibi bir sorumluluğu da hissetmenize vesile oluyor. Ben şunu ifade edeyim, siyaset yapmaktaki tek motivasyonum açıkçası bireysel mutluluklarla değil toplumsal olarak mutlu olabilmenin, mutlu olabilmenin altını alt alta bir sürü başlıkla doldurabiliriz elbette. Toplumsal olarak mutlu olabilmenin, sadece kendi çocuğumun değil, adını bile bilmediğim bir çocuğun bu memlekette tacize uğramaması, çocuk cinayetine kurban gitmemesi ya da çocukların ölmemesi için bir sorumluluk duygusuyla siyaset yapıyorum. Siyaseti bir şey olmak için yapan insanlar siyasetten zaten yok oldukça, siyaseti hep birlikte bir şey başarmak için idealist ve inanmışçasına mücadele eden insanların siyasetteki sayısı arttıkça da hayal ettiğimiz ülkeye çok daha kısa sürede kavuşacağımıza inanıyorum. Hiç standart klasik bir kadın siyasetçiye benzemiyorsunuz. Yani hem konuşma şekliniz hem hal ve hareketleriniz hem hatta giyim tarzınız bile bambaşka bir profil koyuyor ortaya. Mesela ben bunu söylerken hemen aklıma havada cep telefonu yakaladığınız an geliyor. Ya da işte Beyoğlu'nda Trinity'nin önünde verdiğiniz o fotoğraf karesi geliyor. Yani insanlar size alışmakta sıkıntı yaşadılar mı? Bu deri montunuz, kot pantolonunuzla gerçekten o alıştığımız fularlı döpiyesi kadınların çok dışında bir kadınsınız. Standart siyasetçiden kasıt nedir tam bilemiyorum ama tahmin ediyorum. Benim zihnimde canlanan fotoğrafı tarif ediyorsunuz siz de. Şunu ifade edeyim, ben açıkçası kişinin tarzı, giyinme şekli, konuşma şekli, davranışı ne olursa olsun herkesin kendisi gibi olduğunda doğru davrandığını düşünenlerdenim. Dolayısıyla bu ifade ettiğiniz şeyde de insanlar bana alışmakta zorlanmışlar mıdır? Bunun cevabını veremiyorum ama ben şunu biliyorum. Herkes neyse belirli kalıplara girmek için kendini zorlamayıp sadece ve samimi bir şekilde doğru kendisi için doğru olduğu şekil, doğru olduğuna inandığı şekilde giyiniyor, davranıyor, konuşuyorsa bunun ben toplumda mutlaka ve mutlaka karşılık bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani farklı olmak gibi bir kaygı, düşünce ya da şeyle değil ama olduğum gibi davranmaya çaba gösteriyorum diyebilirim. Peki son olarak Türkiye ile ilgili öngörülerinizi dinlemek isterim. Oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Zaten ekonomik olarak son derece insanların omuzlarında yükle hareket edebildikleri günlerdeydik. Üstüne bir de korona pandemisi geldi. Siz hangi yönde değişeceğini düşünüyorsunuz Türkiye'de siyasetin? Bundan sonra beklentiniz ya da öngörüleriniz neler? Türkiye'de siyaset birincisi hep birlikte el birliğiyle her ne kadar hala birileri bugünlerde siyasileri de ayrıştırmaya çalışsa da öyle ya da böyle el birliğiyle bu karanlık günlerin üstesinden geleceğimizi biliyorum.
her türlü merkezi iktidarın ayrıştırıcı zihniyetine rağmen ben bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların o dayanışma duygusuna, o ortaklaşmasına, o zor günlerde nasıl yan yana gelebilme hallerini yıllardır, yüzyıllardır tanıklığını ettiğimiz için bunun üstesinden geleceğimizi biliyorum. Bunun üstesinden geldikten sonra şunu ifade edeyim, hakikaten bu topraklarda göreceksiniz, çok uzun olmayacak, bunu hep birlikte göreceğimize de inanıyorum. Yeniden hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, yeniden güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle yönetildiğimiz, yeniden insanların birbirinin gözlerinin içine bakarak ayrıştırma duygularıyla değil, birbirleriyle yeniden bir araya yan yana olabildiğini hissettiği bir toplum yapısı ve bu toplum yapısını sağlayan ve daha da geleceğe taşımak isteyen bir siyasi iktidar tarafından yönetilebileceğimize inanıyorum. Zaten buna inanıyor olmasam siyaset yapmazdım. Bunu çok kısa sürede yaşayacağımızı düşünüyorum. Son olarak bir mesajınız da eğer varsa gazetecilere yönelik dinlemek isterim. Giderek siyasi otoritenin baskısının arttığı bir dönemdeyiz. Bugün çıkan yasa tasarılarında da maalesef yine gazetecilerin adı bile geçmedi. Üstelik tam evet. Tersine lisans iptaline kadar giden senaryoları dinliyoruz. Pek çok yayın kuruluşuyla ilgili son olarak belki Halk TV'de evet. içinde olmak üzere defalarca ceza aldı. Belki bir şey söylemek istersiniz. Şöyle ki belirli dönemler tarihte hakikaten çok önem kazanır ve bu dönemlerde yapılan ya da yapılmayan her şey tarihe not olarak yazılır ve belirli dönemlerde belirli meslek gruplarına belirli özel görevler düşer. İşte sağlık çalışanları öyle, gazeteciler öyle, biz siyasetçiler veya başka meslek grupları da öyle. Ve şu dönem özellikle tek adam vesayetinin bu kadar yoğun hissedildiği dönemde bu süreçten en çok nasibini alanlar gazeteciler aynı zamanda. Ama gazeteci kelimesini kelimenin tam anlamıyla hak eden, bir kısmı tutuklu, bir kısmı cezalandı, bir kısmı tehditlerle boğuşan gazeteciler. Şunu söyleyebilirim, yüzyıllar boyunca gazetecinin sesini susturamadılar, vatandaşın haber alma hakkının önüne öyle ya da böyle geçemediler. Bundan sonra da geçemeyecekler. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız diyorum. Asla ve asla gazetecilik yapmaktan vazgeçmesinler diyorum. Bu kadar baskıya rağmen, bu kadar zulme rağmen halka hakikatleri duyurmak için gazetecilik yapan herkese sizin şahsınızda bir kez daha bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum diyebilirim. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Sayın Kaftancıoğlu ile beraberdik. Yayınımız bittikten sonra o toplantılarına devam edecek biliyorum. Böyle bir yoğun gündemde bize zaman ayırdığı için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum Sayın Kaftancıoğlu. Ben çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Bu arada sizin yayınlarınızın çok başarılı olacağını biliyorum. Teşekkür ediyorum. Halk TV ve size çok çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 20. saat burada sona erdi. Önümüzdeki hafta pazartesi, çarşamba, cuma akşamı saat tam 20'de yine karşınızda olacağım. Pazartesi konuğum İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalınız.